Peki nasıl tanıştınız Cihan Kunduz'uyla? Evet, nasıl? Gerçekten Kunduz. Yani ikiz kardeşi var Cihan'ın. Çift yumurta ikizi, birebir benzemiyorlar. Benim de çocukluk arkadaşım Cihan'ın erkek kardeşiyle sevgili. Bunlar buluşmaya gidiyorlar, beni de götürüyorlar ama o Cihan o sıra askerde. Tabii bunlar planı yapmışlar. Benim arkadaşım diyor işte Cihan'ın senin kardeşine işte tanıştıralım edelim. O diyor tamam olur falan. Tam gidiyoruz. Ondan sonra işte kardeşi fotoğraflarını falan gösteriyor Cihan'ın. Tabii ben o sıra bir sürü kızla konuşuyorum. Ondan sonra işte baktım Cihan sonra mesaj falan attı bana. Böyle mesaj numaralarımızı vermişler. Ben de işte konuşmaya başladım onunla. O ara askerde. Ben Cihan'ı yani görücü usulü gibi oldu bizimkisi. Hiçbir şey anlamadım hani. Onlar tanıştırdı ama ben Cihan'ı hiç görmeden konuşmaya başladık. Yani sadece resimlerle konuşmaya başladık. Sonra Cihan 2012'de tam benim doğum günümde tezkeresini aldı. Şansla tam benim doğum günüme denk geldi. Tabii ben o zamana kadar... 2012. Ben... Tarihler önemli şu an. Evet, evlendiğimiz tarihi bilmiyor. Evlendiğimiz tarihi bilmiyor. 2012'de tezkeresini aldı geldi tam benim 3 Aralık doğum günümde. Sonra tabii ben o zamana kadar Cihan'ı hiç görmemiştim canlı olarak. Askerden geldi önümde işte masada oturuyoruz. Bana dedi ki işte Canan dedi bu zamana kadar hep yüz yüze şey yapmadan görüşmeden konuştuk. Şimdi beni gördün. Ben buyum. Hani mal bu dedim, mal böyle, bu. Yüzüm böyle hani. Can diyor ki mal bu dedi. Ha mal bu dedim, evet aynen öyle oldu. Mal bu dedi, saçı yok, sakalı yok. Bir de Cihan şey, sakalını kesince bir 5 yaş geriliyor. Yani biraz minyotikli olduğu için. Sonra bana öyle dedi, mal bu dedi. Kabul ediyorsan yoksa hani ben kabul ediyorum. Ben burada dersen ki kabul ediyorum eve gidince. Yok ben beğenmedim ayrılalım falan öyle bir şey yapma diyor. Ne hissediyor yüzüme karşı burada söyle. Oğlum mağazadan bile aldığın şortu geri götürüyorsun. Ben de yok ben netim. İade yok. Evet sonra daha sonrası da ben de tabii beğendim. Tamam dedim kabul ediyorum. Gördüğün anda. Gördüğüm anda. Tam da devam edelim yani. Beğendim diyorum. Aşık oldum. Aşık oldum. Nesine aşık oldun? Nesine aşık oldum? Ben onun merhametine aşık oldum. İyi niyetine aşık. Bravo be. Helal olsun. Yani düşünceli bir yapısı var Cihan'ın. Çok düşünceli bir insandır. Aha. Ama daha sonrasında artılarındansa eksilerin daha fazla olduğunu gördüm. Şimdi de gömdü. Ekip. Ama o da evlendikten sonra. Ne oldu ki? Ne? Ya sonuç olarak evde aynı evin içinde evlendikten sonra yaşamaya başlıyorsunuz. Ve bir zaman sonra hani artık o artılar gidiyor, yerine eksiler alıyor. Zor. Zor. Ama sevince katlanıyorsun. Her evde olabilecek şeyler. Çatırdama olur, patırdama olur. Ya benden daha çok kıskançtır mesela. Biz biraz tersiz. Yani ben de kıskancım ama su altından giderim, belli etmem. Ama Cihan çok belli eder. Yani telefonumu alır, gözümün önünde karıştırır. Ama ben o yatarken karıştırırım. Güzel teknik. Yani bu sinsilik değil de nedir bu? Kadar güzel anlattı ki yani Cihan'a gıcık oldum şu anda. Aynı haltı yiyorlar. Evet, aynı. Ama ben Cihan'a gıcık oldum yani çünkü çok güzel anlattı. Evet. Yani o benden daha kıskanç gözükür ama tabii ben de kıskancım. O daha çok belli. Romantik bir evlenme teklifi. Aldım ama nişanlıyken aldım ben evlenme teklifini. Yani nişanlanmıştık. Gönlü olsun diye. Aileler falan tanıştı etti. Ya bir de şöyle bir şey var. Şimdi ailenle tanıştırıyorsun. Mesela ailem diyor ki hani kiminle görüşüyorsun, kiminle konuşuyorsun. Getir bir tanıyalım. Sonra tanıştırıyorsun. Sonradan da işte geziyorsunuz böyle olmaz bunun bir adını koyun diyorlar. Sonra yüzük takıyoruz. Yani hep böyle şey aslında. Her ailede bazı teyzelerimiz, halalarımız, yengelerimiz vardır. Evet. Derdi senin bir sonra yapacağın iştir. Aynı böyle evlendin. Bak çocuk önce okul. Zaman. Evet evet. Okul bitsin artık askerlik. Aynı. Askerlik bir işe gir artık. Evet. Hiçbir yok mu konuştuğun? Evet evet. Madem konuşuyorsun bir şey yapın, yüzük takın. Yüzük taktığını uzatmayın. Aynen. Evlendi çocuk ne zaman? Evet öyle oldu. Çocuk yaptı ikinci çocuk. Evet. Üçüncü çocuk. Neyse ben bittim ben yeter. Dertlerimiz. Ben dur ya ben artık beni zorlama. Evet. Aynen bizimkisi de öyle oldu İlker Bey. Aynı anlattığınız gibi. Yani ne bir eksik ne bir fazla. Sonra tabii Cihan da hani dedim ya hani düşünceli bir insan. Benim içimde ukde kalsın istemedi.
Sonra bir gün işte böyle dışarı çıkacağız, kafeye oturmaya gideceğiz. Bana dedi ki hani biraz daha böyle şık bir şeyler giyin dedi. Niye dedim, normal kafeye gidiyoruz dedim. Hani normal, yok ya sen benim bir bildiğim var dedi. Tamam dedim, ben biraz daha özenerek tahmin giydim. Etmedin mi öyle diye? Tahmin etmedim, nişanlanmışız hadi falan. Hadi. Hiç tahmin etmedim. Ben nişanlandıktan önce bekliyorum yani sonuçta. Geçmiş bozmalar. Gelmesi gerekiyor zaten. Evet. Bu biraz emrivakiye geldi yani, içimde ukde kalmasın. Bunu evlenme teklifi ederken de söyledi mikrofonda. Sen bizzat, evet bizzat öyle söyledi. Ne dedi ki işte kafeye geldik. Ondan sonra bir anda arkada böyle şey... Cihan'ı çağırdılar. Canlı müzik var. Cihan'ı çağırdılar. Sonra işte mikrofonun elini aldı. Tabii ben bir anladım o zaman. Heyecanlandım. Demek ki şarkı söyleyecek dedin. Yok hayır, sesi kötü. Sonra işte evlenme teklif edeceğini anladım. Tabii ben çok heyecanlandım. Sonra işte konuşmaya başladım. Canan işte benimle evlenir misin gibi cümleler kurdu ama arasında bir de şey dedi, işte biz nişanlıyız, hani ukde kalmasın, sonra yarın bir gün başıma kalkmasın gibi yani. Onu da söyledi. Romantik değil mi? Ama adam geleceği görmüş şu anda. Evet, yoksa başına kalkacak. Korktuğu başına geldi. Yoksa burada anlatacak bir evlenme teklifi. Yoksa şu an bu masada anlatacak bir şey bulamayacaktı. Direkt bana gömecekti beni. Biz bir evlendikten sonra bir ayrılık yaşadık. Cihan'ın kıskançlıkları yüzünden o da. Çok kıskançlıktı. Ayrılık resmi olarak değil. Yani biz dava açtık. Her hakim şey hazır, sadece boşanacaksın. Hakimin karşısında el ele çıktık. Biz hakimin karşısına çıktığımızda üçüncü çocuğa hamileydik. Tabii o da öyle oldu. Sonradan bir çocuğumuz oldu. Allah bağışlasın. Sağ olun. Hakim karşısına çıktınız. Hakim karşısına çıktık. Hakim dedi ki kim boşanacak? Siz el kaldırdınız. Evet, biz dedik boşanmaktan... Ya hadi gidin mi dedi. Evet, biz dedik. Biz barıştık, boşanmaktan vazgeçtik. Ne dedi? Ama bizi sonra bir korku da sardı İlker Bey. Yani şey dediler bize, herhalde biz korkmamız açısından bilmiyorum. Hani sonuçta hakim diyebilir bu çocuk oyuncağımı. Hani boşuyorum gibisinden de diyebilir falan dediler. Der. Sardı yani. Der. Öyle bir şey var mı? Dedi mi? Yok demedi. Ne dedi? Allah'tan çok sakin dedi adamdı. Dedi ki tamam o zaman dedi, barıştıysanız dedi. Biz orada bir iki imza attırdı biz, hani barıştığımız şey kalksın düşsün diye mahkeme. İmza attık, çıktık eve geldik el ele. Öyle oldu. Biz davayı açtık ama tabii onun bir dava süresi falan var. Daha eve kağıt falan gelmedi. Sonra o ara Cihan Ankara'ya ailesinin yanına gidiyor. Ankara. Ama benim ona Ankara konuşmuyoruz ya şimdi, Ankara'ya gittiğinden haberim yok. Daha sonrasında işte ama tabii Ankara'ya gidiyor, yine kıskançlıkları devam ediyor. Cihan mesela beni arıyor, diyor ki bak diyor daha boşanmadık diyor, hani ona göre diyor, hani ayağın denk al diyor, yanlış bir şey olmasın diyor. O kadar kıskançtı yani. Daha şimdi nasıl? Şimdi daha iyi ama onu o dava yola getirdi. O hakim yola getirdi onu. Yoksa yola gelmiyordu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.